Değerli arkadaşlar, Kripto Analiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Luna videosuyla yine birlikteyiz. Bu videoda hem eski Luna, Terra Classic Lunge hem de yeni Luna, Terra Luna'yı grafiksel olarak inceleyeceğiz. Piyasaya genel durumlarına bakacağız piyasadaki. Bunun dışında yine özellikle Lunge'ye de yakım konusuyla ilgili gelişen bir takım durumlar söz konusu. Bunları değerlendireceğiz. Airdropların Luna'dan Lunge'ye dönüşümünü de yine inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya devam etmeden önce sizden ricam, kanala destek olmak adına kanalımıza abone olmanız, daha çok kişiye de yine ulaşmamızı sağlamamız açısından videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşmanızı da rica ediyorum. Şimdiden göstereceğiniz ilgi, alaka ve destekler için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, öncelikle yine her zaman olduğu gibi Lunge'den yani Terra Classic eski Luna'dan başlayalım. Son 24 saatte %5.9'luk an itibariyle bir yükselme var. 4.071 değerlerinde işlem görüyor. Dünkü yani son 24 saat içerisindeki neredeyse en yüksek değerine yakın bir durum söz konusu. Hacimde %1.87'lik düne göre bir artım var. Dünküne benzer yine market değerine oranla %33'lük bir hacim gerçekleşiyor değerli arkadaşlar. Bu arada hani yakım yapılacağı ile ilgili bildiğiniz gibi bir takım söylentiler vardı. Şu anda bu yakımlar işte milyonluk seviyelerde çok bir etkisi olmuyor ama hali hazırda yakım konusunda bir oylama devam ediyor. Bu oylamayı da yine inceleyeceğiz. Luna tarafına bakarsak arkadaşlar, Luna tarafında düne göre yine aynı sabit değerini koruyor neredeyse. 2.71 dolar seviyesinde işlem görüyor. Yine dünkü en yüksek değer olan son 24 saatin 2.79 dolarlık seviyeye çok yakın bir durum söz konusu. Hacim de yine düne göre %1.09 arttı. Genel anlamıyla da %42'lik market değerine oranla bir hacim söz konusu. Hafta başından beri bildiğiniz gibi ciddi anlamda değer kaybı var. Yaklaşık %50 civarında bir değer kaybıyla Terra Luna bizleri karşılıyor. Lunge ile de yine hafta başına göre arkadaşlar hafta başına göre yine bir kayıp söz konusu ama hafta başı kayıp başındaki değerine doğru bir yaklaşımda söz konusu. Ama burada her zaman belirtiyorum, bu çöküş anında gerçekleşen 3.010'lu değerlerin altında kalması halen daha riskin devam ettiğini gösteriyor. Bu özellikle airdroplar verildikten sonraki bu 3.010 değeri bir eşik değerde, bu değerlere çıkmadan henüz yükselme grafiğini yakalamış sayılmayacağını belirtmek isterim. Bu arada burada vereceğimiz bilgilerin hiçbirisi kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli arkadaşlar. Buradan ki bilgiler, piyasada gelişen durumları değerlendiriyoruz ve grafikleri inceliyoruz. Yatırım kararınızı kendi yapacağınız değerlendirmeler, incelemeler, karşılaştırmalarla ve ulaşabileceğiniz bilgilerle kendinizin yapmasını her zaman öneriyoruz. Olası kayıplarda dahi kendinizin yaptığı işlemlerde arkadaşlar çok daha iyi tecrübeler edinecek ve yatırımcı profilinizin gelişmesini sağlayacaksınız. Kulaktan dolma piyasa haberleriyle yapılacak yatırımlarında hüsranla sonuçlandığını geçmiş tecrübelerimizden hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Bu konuya da dikkatinizi çekmek istedim dipnot olarak. Evet, piyasa geneline bakarsak da bildiğiniz gibi bu hafta oldukça ciddi anlamda bir gerileme söz konusu. Özellikle Bitcoin son 7 günde %6.52'lik bir değer kaybetti. Yine son 24 saatte %2.07'lik bir değer kaybıyla 27.852 dolar seviyelerinden Bitcoin işlem görüyor. İkinci altcoin, yani altcoinlerin en yükseği olan Ethereum'da da durum benzer. Hatta daha kötü bir durumda, %15.80'lik bir 7 günlük gerileme söz konusu. Son 24 saatte de %1.39 değer kaybıyla 1511 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Tabii Ethereum'un bu kadar gerilemesi diğer altcoin'leri de ciddi anlamda etkiliyor. Bunun tabii Luna'ya etkisi var mı diye soracak olursanız, biz burada Luna'ya bu özellikle piyasanın geri çekilmesinin şu aşamada çok bir etkisi olmadığını görüyoruz. Yine ani yükselişlerde de Luna düşüş gösterirken, düşüş göstermesi durumunda da gördüğünüz gibi bugün olduğu gibi Ethereum'un oldukça değer kaybetmesine rağmen
önce yukarıya doğru yönlü bir grafik istiyor. Tamamen piyasadan bağımsız bir hareket ettiğini görüyoruz. Tabii bu çok olumlu bir durum değil. Yani Lunge neye göre artıyor, neye göre azalıyor? Şu anda gerçekten hani bir yorum yapmak çok mantıklı bir cevap veremeyiz. Keza Luna'da da aynı şekilde, ama tabii Luna'nın şöyle bir durumu söz konusu. Piyasaya çıkışının itibaren oldukça büyük bir düşüş söz konusu. Günden güne de değeri piyasada ilk çıkış değerine göre azalıyor. Burada güven konusunda çok büyük güven kaybettiğine dönük tabi iddialar var. Bu arada Devon ve ekibiyle devam eden hukuki süreçler, Terra'nın üzerine giden Amerika'daki özellikle seçim baskısı ve bu baskının sonucunun da yine olumsuz olacağı yönündeki beklentiler her iki Luna'yı da olumsuz etkilemeye devam ediyor ve edecek gibi de duruyor değerli arkadaşlar. Evet, bunun dışında bu yakım konusuna şimdi bir bakalım. Yakım konusunda bildiğiniz gibi hali hazırda bir oylama dönüyordu. İlk yakım, yani şu anda bu oylama, ilk gelen oylama işte bu piyasalarda işlem gören işlem komisyonlarının işte %1'inin %1.2'sinin yakımda kullanılmasına dönük evet yönünde bir oy var. Kuvvetle muhtemel Luna tarafı da bunu, yönetimi de kabul edecek ve sonrasında da özellikle Binance piyasasında, her iki Luna'da işlem görüyor biliyorsunuz. Binance'in bunu da oylamayı topluluğun kararına, CZ'nin saygı duracağını belirtmişti her fırsatta CZ. Oradan da geçeceği ve sonrasında Binance'in yapacağı uygulamayı diğer borsalarında yapacağı konusunda beklenti var ve gerçekleşecek gibi duruyor. Tabii bunun dışında yeni bir oylamada devam ediyor. Bu oylamada da çok büyük bir miktarda, yaklaşık toplam arzın %35'ini Lunge'de arkadaşlar yakımı konusunda bir teklif var. Yani bu da yaklaşık 2,5 trilyon mevcuttaki, hali hazırdaki bu 6 trilyonluk piyasadaki arzın tek seferde yakımıyla alakalı. Kuvvetle muhtemel demeyeyim, %99.9 gibi bunun da kabul göreceğine hep beraber hemfikirizdir. Çünkü yatırımcılar kayıplarını buradan telafi etmek isteyeceklerdir. Direkt yakılması, yani UST'de yapılan konunun arkadaşlar aynısının Lunge'de de yapılması konusunda bir oylama bu. Tabii bu oylamalar tamamlandıktan sonra yönetime sunulacak her ikisi de. Hani birincisinde tabii çok fazla mevcuttaki hacimsel getiriden olacağı için Luna'nın kendisini çok etkilemezken, ikinci yakında Devon ve ekibinin, özellikle Luna yönetiminin buradaki fonları nasıl sağlayacağı tabii merak konusu oluyor. Burada ikinci Luna'da tabii istenilen performans şu anda kadar sağlanmasa da yine de Luna'ya bakıldığında ciddi anlamda yine bir piyasa değeri olduğu görülüyor. Buradan ayrılabilecek getirideki bir fondan. Tabii bu arada Luna, yeni Luna projesine güvenip de buraya para yatıran yatırımcıların parasının Lunge'de kullanılmasına dönük ne kadar adilane olur gibi bir soru çıkacak, ama buna yani Duvon'un cevap vermesi lazım. Özellikle Terra'nın cevap vermesi lazım. Burada artık nasıl bir düzenleme yaparlar, buna ben yorum yapmak istemiyorum. Çünkü her iki Luna'da da aslında bir tarafı kaldırırken diğer tarafın bu parasının azalması söz konusu olacak. Yani aslında bu bir Ponzi sistemi mi olur ikinci Luna? Bununla ilgili geçtiğimiz videoda işte uzmanların yine yeni Luna'nın da Lunge gibi uzun vadede çöküşe odaklı bir proje olduğuna dönük değerlendirmeler söz konusuydu. Yani burada aslında şöyle bir şey var. Bu kısa zaman içerisinde böyle yeni bir projenin ortaya çıkıp bu projeden elde edilecek paralarla eskilerin kurtarılması ve buradaki işte transferler tamamen karma karışık bir durum söz konusu arkadaşlar. İşte asıl film de burada kopuyor. Özellikle güvenler kayboluyor ve bu güven kaybıyla beraber bu Luna projesinden ziyade alternatiflerine doğru insanlar yöneliyor. Bunu da uzmanlar işte bu kadar daha iyi işte problemsiz coinler varken niye insanlar Luna'ya gitsin? Buradan neden başarı gelsin de gerek yeni Luna'dan para kazanabilsin, gerekse bu Luna'dan kazanılacak parayla eski Lunge de kurtarılabilsin gibi soru işaretleri mevcut. Artık sizler de değerlendirmenizi bunlar ışığında yaparsınız diyeceğim. Çünkü olumsuz da konuşup yatırımcıları da üzmek istemiyorum değerli arkadaşlar. Tekrar hatırlatırım, yatırım tavsiyesi değildir. Evet.
Durum bu şekilde. Tabii burada bir ikinci bir konu da yine Duvon'la alakalı. Yani Duvon böyle bir finansı sağlar mı, ne yapar? Evet, bu da Duvon'un da her zamanki gibi belirsiz, ne yapacağı kestirilemez bir kişi olduğunu öngörürsek. Yani böyle bir %35'lik yakın işte mevcuttaki an itibariyle baktığımızda 467 milyon dolarlık bir eder ve bunun bugün yani yakımını yapayım demiş olsa ortaya konacak olan ciddi miktardaki meblağları kim finanse edecek? Yani Duvon ve ekibi bu parayı koyar mı? Koysa kendi lehlerine mi yoksa yatırımcı lehlerine mi koyar? Bunlar da tabii arkadaşlar belirsizliğini sürdürüyor ki Güney Kore'de, Amerika'da ve yine birçok ülkede bir takım hukuki süreçlerin devam ettiğini hatırlamamızda da fayda var. Durumlar genel olarak böyle değerli arkadaşlarım. Evet, her iki coin'i de incelemiş olduk. Yakım konusuyla ilgili ciddi bir takım oylamalar yapılıyor ama bunlar tabii tekrar hatırlatayım, bu komisyonla ilgili konuya bir şey demiyorum ama ikinci büyük oylama için gerçekleşecek fonla ilgili bir oylama yapılırken bunun da aslında açıklanması, önce aslında fonun nereden bulacağını, nasıl bulunabileceğini ile ilgili bir bence bir oylama yapılsaydı da sonrasında bu toplanacak fon yakılır mı, yakılmaz mı, kim ne yapar onu yapsalar çok daha mantıklı olur. Böyle tabii yakılacak, fiyat artacak gibi spekülatif haberlerle bir takım pamplar da gerçekleşebiliyor ama tabii birkaç hamle sonrasını görmek çok daha önemli değerli arkadaşlar. Evet, durumlar genel olarak böyle. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizler de yorumlarınızı aşağıda belirtirseniz ortak bir bilgi havuzu oluşturmuş oluruz ve burada ortak bir düşünceye varabiliriz diye düşünüyorum. Bunun haricinde kanala abone olabilirsiniz. Yine videoyu beğenip daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlamanın adına arkadaşlarınızla da paylaşmanızı rica ederim arkadaşlar tekrar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın değerli arkadaşlar.